Türkiye'den gelen bir Türk kulübüyle beraberiz. Fatih buraya kaç defa geliyor kuşatmaya? Adriyatik'e doğru. Denizden gelen rüzgarı bir hissetmek istiyorum. Buradaki resimler de öldürmüş olduğu entelektüellerin resimleri. Gelirken biraz çekimserdik ya, burası güvenli mi değil mi? Kahve burada hayatın tam merkezinde. Bu kuşatmasını açtırmak için keçiliğin kafalarına birer mesele takıyor. Yıkılmayan tek cami Ethem Bey Camisi. Yani öldükten sonra diktatörlüğü işe yaramamış. Padişah'tan sahte bir fermanla içeri giriyor. İçeri girdikten sonra kaleyi fethediyor. Merhaba Tüccalim. Arnavutluğun başkenti Tiran'dan dünya alem herkese merhaba. Tiran'da şu an Osmanlı zamanında baş şehir olan Akçahisar Kalesi'ndeyiz. Yani Kurya Kalesi'ndeyiz. Burası ikisi Fatih Sultan Mehmet tarafından olmak üzere Osmanlı zamanında tam 6 defa kuşatılıyor fakat alınamıyor. Kalenin koruyucusu Arnavutların tarihteki en büyük kahramanları İskender Bey'i anlatacağız. Sonra aşağıya Tiran şehrine ineceğiz. Tiran şehrinde tarihi ve kültürel güzelliklerini anlatacağız. Sonrasında da tarihteki en katı diktatörlerden bir tanesi, belki de en katısı olan Enver Hoca'nın bilinmeyen yönlerini size anlatacağım. Dünya Alem hazırsanız başlıyoruz. Akçahisar Kalesi'ndeyiz, Kurya Kalesi'ndeyiz. Şimdi burada müzenin müdürü Mehdi Bey'le beraberiz. Mehdi Bey'den Arnavutlarla ilgili, İskender Bey'le ilgili bütün bilgileri almak istiyoruz. Bu müze yeni bir binadır. 1982'de yapılmıştır. 4 sene inşa edilmiş bu müze inşa edilmek için. Ve müzemizin şekli taşta bir kartal, sembolümüz. Kruya bu şehir 15. yüzyılda Arnavut'un başkentiydi. Kruya Kalesi istilmiştiniz ilk kapıya. Bizanslardan inşa edilmişti 12. yüzyılda. Bir tamirat yapılmış Osmanlılardan. Çok güzel bir pozisyon var. Her taraftan kontrol ediliyordu. Natürlü motorbüsü varmış. Bu tarafa dağ ve sıra dağ var. Ve dağın uçundan İtalya'daki bar ışıkları gözüküyor. Osmanlı Arnavutluğu 1415 yılında topraklarına katıyor. Ve o zaman burada derebeyi olan John Castriotti var. Onunla bir anlaşma yapıyor. Sen diyor krallığına devam et fakat isyan etmeyeceğinle alakalı bize garanti ver. Milli kahramanımızın ismi Cihaz Castriotti'ydi. İskenderbet ülkede alınmıştı. O da Cihaz Castriotti yani İskender Bey diye bildiğimiz oğluyla beraber 3 çocuğunu Osmanlı'ya garantör olarak veriyor. Osmanlı da o çocuğu da alıyor, saraya götürüyor. Sarayda Enderun terbiyesine tabi tutuyor. Ve İskender Bey sarayda çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Büyük bir kumandan haline geliyor. Sarayda aynı zamanda Müslüman da oluyor. Madem ki çok zeki ve çok kuvvetli bir adamdır. 5 yabancı dil biliyormuş. Arapça, İnanca, Slavca, Latince ve Osmanlıca. Zeki bir insandır, okumuş bir insandır. Fatih iyi tanıyordu. Beraber yetişmiş. Fatih iyi tanıyordu. Kim idi İskender Bey? Fatih'in babası 2. Murat, Niş'te Haçlı ordularıyla yapılan sefere tam 3 tane ordu gönderiyor. Bunlardan bir tanesi Arnavut Birliği ve Arnavut Birliği'nin başındaki insan da İskender Bey'in ta kendisi. Osmanlı ordularında Arnavutlar 1. sıranda kuruyorlardı. Çünkü Arnavutlar geriye dönmüyorlardı. Geriye dönmek için ayıp. Ama bir ordu için çok önemli geriye dönmemek. Niş'te Osmanlı ordusu bozguna vuruyor. Ve daha sonra İskender Bey bu bozgun sonrasında Arnavut Birliği'ni topluyor ve Akçahisar Kalesi'ne geliyor. Sonra 20 seneden sonra Türkiye'den Arnavutluğa dönüp ve o zamanlarda 1443'ten 1468'e kadar 25 sene içinde Osmanlılara karşı savaşmıştı. Akçasaray Kalesi'ne Osmanlı Padişahı'nın sahte bir fermanıyla giriyor ve girdikten sonra da kaleyi ordusuyla beraber işgal ediyor. Kaledeki bütün Osmanlı yönetimini kovuyor. Sonrasında da Osmanlı'ya isyan bayrağını açıyor. Söylüyorlar ki niye dönmüştü İskender Bey? Madem ki Türkiye'de yüksek bir subaydı. İskender Bey alındığı zaman 18 yaşındaydı. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de 20 sene içinde yaşamıştı. Arnavut'a döndüğü zaman 25 sene içinde savaş etmişti, 45. Öldüğü zaman 63 yaşındaydı. Onun için 18 yaşındaydı alındığı zaman. Ve İskender Bey burası annesini, babasını, ebeveynlerini bırakmıştı. Onun için dönmüştü. Burası
İskender'in dönüş ana göstermişti. 20 seneden sonra Türkiye'den Arnavut'a dönüp o zamanlarda Osmanlı bir ordusu idare ediyordu. O zamanki nüfusumuza bu satırla selamlanır. Hürriyetinizi ben size getirmedim. Onu sizin içinizde buldum. Silahlarınızı ben size silahlamadım. Siz silahlıydınız. Hürriyetiniz her yerdeydi. Alınızda, kılıçlarınızda ve müzaraklarınızda. Annesi bekliyordu. Sonra 2 Mart 1444 6 Arnavut Pençlikli birleşmişti. Düzenli bir ordumuzu kurup ordumuzun komutanı İskender oldu. İskender Bey isyan ettikten sonra buralardaki diğer Arnavut bölgelerinin hepsini Osmanlı'dan kendisine bağlıyor. Ve onlarla beraber güçlü bir ordu oluşuyor. Daha sonrası itibariyle Osmanlı burayı tekrar geri alabilmek için 2. Murat zamanında 4 defa, Fatih Sultan Mehmet zamanında da 2 defa kuşatıyor. Fakat hiçbirisinde Akçasaray Kalesi'ni almayı başaramıyorlar. 160 bin kişi bir orduyla gelmişti. Malzeme getirmişti ve toplar aşağıda yapılmıştı, ovada. Ve bir sene sonra 1467'de 200 bin kişi bir orduyla gelmişti. İskender'in ordusu 20 bin, 25 bin küçüldü. Osmanlılar 100 bin, 160 bin. Burada miğferin üzerinde keçi kafası var. Keçi kafası. İki manası var. Bir destan ve bir ilmi manası. Destan şöyleydi. Bir gece İskender'e kuşatıldı. Bu kuşatmasını açtırmak için ordunun keçinin kafalarına birer meşale takıyor. Keçiler korkutuyorlar. İskender ve arkadaşları kurtulmuştu. Madem ki keçi kafasına kurtuldu, keçinin kafasını miğfere taktı. Destan. İlmi manası şöyleydi. Çok enteresan. Mitolojiyinde mücadelenin tanrıçası bir kısım insan, bir kısım keçi de gösterilmişti. Madem ki keçi çevik, inatçı, küçük yola gidiyordu, aşağı düşmüyordu. Siz duymuşsunuz Arnavut'un adı. Arnavut kelimesinin anlamı Arapçadan geliyor ve geri dönmez demektir. Geri dönmez inatçı. Askeri bir deha olan İskender Bey uzun yıllar boyunca o çok büyük taktikleriyle bu kaleyi koruyor. Osmanlı'ya çok büyük kayıplar veriyor. Ta ki 1468 yılında sıtmadan ölene kadar. Büyük komutan İskender Bey öldükten sonra onu çok iyi tanıyan Fatih Sultan Mehmet arkasından şu sözleri söylüyor. Vay haline bundan sonra Hristiyan aleminin, çünkü kılıç ve kalkanlarını kaybettiler. Bunu söylemesinin nedeni Arnavutluk Avrupa ile Osmanlı arasında bir karakol vazifesi görüyor. İskender Bey'in isyanına rağmen İskender Bey'den sonra Osmanlı'ya en sadık kalan tebaalardan bir tanesi Arnavutlar oluyor. Hatta buradan saraya tam 33 tane vezir ve sadrazam gönderiyorlar. Bir dönem itibariyle sarayda en çok konuşulan dillerden bir tanesi de Arnavutça oluyor. Benim mesela çok tuhafıma gitti bu. Normalde dilin Türkçe ile gramatik olarak bir yakınlığı yok. Yok. Ama çok insan Türkçe biliyor burada. Kalmışlar 500'ine. Mesela ihtiyarları çok kelimeler daha şimdi daha az konuşuyorlar ama ihtiyarlar çok Türkçe kelimeler konuşuyorlardı. Kosova çatışması 1389. Arnavut'la 1415'te yerleşmişti. Ve 1912'ye kadar kalmıştı. 500 sene. Peki Arnavutlar inat. Arnavutlar başka ne? Arnavutlar şöyle zeki insanlardır. Yabancı dilleri biliyorlar. İnsanlara çok yabancı dilleri konuşuyorlar. Ve şöyle misafirperverler. Tatlılar sizinki gibi aynı. Arnavutça'da çok kelimeler sizinki gibi aynı. Mesela Türkçe kelimeler ne var? Mesela düşek, bataniye, çarşaf, yorgan, yastık. Aynı düşeme, börek, baklava, süt, yaş, kabuni, kadayıf. Aynı. İskender Bey öldükten sonra kale düşüyor, Osmanlı topraklarına katılıyor. Ve Osmanlı buradaki halka bir tercihte bulunmalarını söylüyor. Ya diyor Müslüman olun, bizim gibi olun. Eğer diyor Hristiyan'da kalacaksanız o zaman
vergi ödeyeceksiniz, haraç ödeyeceksiniz. Buranın halkı da o zaman için pragmatist yaklaşarak Müslüman olmayı tercih ediyor, vergi vermeyi tercih etmiyor. Peyderpey bu şekilde bütün Arnavutlar Müslüman oluyor. Aslında Arnavutların bu pragmatist, faydacı yaklaşımını biz İskender Bey'de de görebiliyoruz. İskender Bey Hristiyan bir ailede doğuyor, yani Ortodoks olarak doğuyor. Daha sonra Osmanlı'da Müslüman oluyor, isyan ettikten sonra da Katolik oluyor. Çünkü Katolik dünyasının desteğini almak istiyor. Arnavutların ticari zekası bizim Kayserileri dahi geride bırakır. Burada duyduğum bir espriyi de paylaşmış olayım. Arnavut'un birisine sormuşlar, benim yerime cehennemde yanar mısın? O da demiş, kaç para vereceksin? Burada Arnavutların böyle deyimleri var mı? Atasözleri var mı? Güzel böyle. Yiğit dost kara günde belli olur mesela bu. Çalışmadan gökten bir şey gelmez. İş insanın aynasıdır. Mesela punaş pasyura en yeri yut. İş insanın aynasıdır. Punaş pasyura en yeri yut. Miku imir duket në ditë vështirë, i dost kara günde belli olur. Şehrin Hakim Tepesi'ndeki Akçahisar Kalesi'ni, Kurya Kalesi'ni gezdik. Şimdi Tiran'ın merkezine iniyoruz. Kaleden aşağı inerken çok güzel böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz bir çarşı da var. Bizim orada Hugul derler buna. Bu şapka da Arnavutların bayramlarında takmış oldukları, erkeklerin takmış olduğu geleneksel bir şapka. Çift başlı kartal. Şehrin meydanına indik. Meydanda da bizi İskender Bey'in heykeli karşıladı. Tiran şehri, Alp Dağları'nın uzantısı olan Bayt Dağı'nın tam ortasında kurulmuş bir ova içerisinde şehir. Arnavutluğun 3 milyon nüfusu var. Bu 3 milyon nüfusun 1 milyonu bu şehirde yaşıyor. Yani kalabalık bir şehir. Balkanlar sadece Avrupa'dan değil, tabii en çok turisti Türkiye'den alıyor. Şimdi Türkiye'den gelen bir turist grubuyla beraberiz. Tiran'ı nasıl buldunuz? Tiran zaten önceden de bildiğimiz gibi, fakat daha önce de çok fazla gelemedik. Bir defa gelmiştim ben yine. Bu geldiğimde de aslında Tiran'a diye gelmedik. Biz Bosna Hersek'e gidiyoruz. Bir Müslüman olarak Müslüman ülkeleri gezmeye çalışıyoruz. Programımızda Tiran'da mola vermek üzere konumlandırdık. Ancak şu an daha yeni geldik. Çok fazla gezi göremedik, dolaşamadık. Peki karayolculuğu mu yaptınız buraya kadar? Tabii karayolculuğuyla geldik. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden çıktık. Sabah saat 9 gibi çıktık. Akşam 6 gibi buraya vardık. Yunanistan kapıda biraz sorun oldu, orada bekledik. Orada biraz uzun bekletiyorlar. Ama Arnavutluk kapısında hiçbir sorun yaşamadan selamun aleyküm diyerek girdik içeriye. Fotoğraflardan bir geçmişiniz var mı? Dedelerinizle, mebelerinizle? Var. Babaannem Selanik göçmeni. Anneanne de öyle. Kan çekiyor yani. Yani toprağımız... Sancak burada dalgalanmış. Yolculuk güzeldi, keyifliydi. Şeydi, sınır yok. Fazla durmadık, direkt buraya geldik zaten. Burası mola yerimiz. Bosna'ya daha önce gitmediniz? Gitmedik, ilk defa gideceğiz. Aa, Bosna harika bir yer. İlk rotamız Mostar olacak. Mostar'dan sonra Saraybosna'ya geçeceğiz. Girişi Mostar'dan yapıyorsunuz evet, yani? Evet, Mostar'dan yapacağız. Planımız o. Bir aksilik olmazsa. Yolunuz daha var sizin Bosna'ya kadar. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Selametle. Arnavutların %70'i Müslüman, %20'si Ortodoks, %10'u da Katolik. Fakat Müslümanlar da ikiye ayrılıyor. Müslümanların %80'i Müslüman olarak kabul ediliyor, %20'si de Bektaşi olarak kabul ediliyor. Yani Bektaşilik burada ayrı bir din olarak var. Hatta dünyadaki bütün Bektaşilerin merkezi Arnavutluk. Şehirde dolaşırken dikkatimi çekti. Nüfusun bayağı bir kısmı genç. Arnavutluk'ta insanlar çok Türkçe biliyorlar. Şimdi Arnavut Deniz Ay'la beraberiz. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Dizilerden. Dizilerden? Evet. Arnavutlar nasıl insanlar? Çok iyi insanlar. Herkes
seviyor Arnavutlar. Peki, Türkiye'deki insanlara ne demek istersin Arnavutlar'dan? Çok iyi insanlar ve Arnavut gibiler. Türkler de Arnavut gibiler diyorsun. Yakın mı kültür birbirine? Evet, yakın bir kültür. Mesela en yakın gördüğün şey ne? Çünkü biz Müslüm var. Biz Müslüm. Sizi çok seviyorum herkese. Biraz da Arnavutluğun ekonomisinden bahsetmiş olalım. Arnavutluk'ta asgari ücret 400 euro. 1 TL 3 lek yapıyor. Bunların para birimi lek. Ve burada bir ailenin yaşayabileceği ortalama bir daire 400 eurodan başlıyor Tiran'da. Arnavutluk'ta Arap kültürü de belli bir noktada hakim diyebiliriz. Selefi anlayışı burada da var. Meydanın tam ortasında da Suudi Arabistan kültürünü anlatan bir fuar açmışlar. Şimdi biz de hazır gelmişken bu fuarı bir gezelim diyoruz. Arnavutlar için kahve çok şey. İnsanlar problemlerini çözmek için oturup kahve içiyorlar, dertleşmek için oturup kahve içiyorlar, iş bağlantıları kurmak için oturup kahve içiyorlar. Kahve burada hayatın tam merkezinde. Genelde de böyle espresso şeklinde kahveyi içiyorlar. Dünyada en fazla kahve tüketen ülkelerden birisi Arnavutluk'muş. Hatta şöyle bir deyim var. Yani Arnavutluk'ta insanların yarısı kahve yapar, yarısı da kahve içer. Türkiye'den geldik. Evet, dün akşam havaalanından geldik. Araba kiraladık. Çok rahat bir şekilde, bu kadar rahatlık beklemiyordum. Hemen anında işlemleri aldık. 10 dakikada anahtarımız elimize geldi. Akşam kısa bir tur yaptık. Arnavutluk değişik. Şu anlamda değişik. Yeni binalar, caddeler çok temiz, çok düzenli. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir rahatlık, ferahlık var. Gelirken biraz çekimserdik. Ya burası güvenli mi, değil mi falan vesaire. Hiç alakası yok. Gayet oturmuş, çok modern bir ülke. Bizim de çok hoşumuza gitti fakat trafiği çok fazla. Yani onu trafik, da söylemeden geçmeyelim. Trafiği ben yaşamadığım için. Onu çözmeleri lazım. Bizde de İstanbul'da da trafik çok yoğun. İstanbul trafiğini aratmıyor yani, Tiran trafiği. Levhalar koyarız, insanlar levhalara okusunlar, anlasınlar. Eğer insanlar o levhaları okumuyorsa bu sefer fiziki engeller koyarız diyor. Tamam mı? Fiziki engeller bir ülkede ne kadar çoksa der, o ülkedeki modernizm, modernlik o kadar geridir der. Ama burada çok fazla fiziki engel görmedim ben. Yolların genişliği, ülke büyüyor. Şimdi kaç kat burada? 50 kat falan vardır, 30-40 kat. Yol kaç yılında kaldı? Enver'in zamanında kalmıştır büyük bir ihtimalle. Yol aynı. Bina yükseliyor. Dolayısıyla trafik yok. Metro yok herhalde sanıyorum. Metro yok. Enver Hoca öğretmenmiş. Evet. Ondan dolayı mesela yaptığı belki güzel bir şey olarak söylenebilir bu. Eğitim oranını, daha doğrusu okuma yazma oranını %5'ten %90'a kadar çıkartmış. Ama diğer türlü böyle ülkeye yatırım anlamında çok büyük yatırımlar bırakmamış. Ya. Metro bile yoktu yani, kocaman bir şehir. Ya, Rusya'ya gittim, Gürcistan'a gittim, yani Ukrayna'ya gittim savaştan önce. Orada çok ciddi anlamda şeyler var yani, ulaşım anlamında. Şimdi burası çözememiş. Çünkü Enver de problemli bir adam. Çok problemli bir adam. Stalin'le kapışmış. Stalin'le kapıştıktan sonra gidiyor şeyle kapışıyor. Mao'yla kapışıyor. Sonra ikisiyle de kapışıyor, tamam mı? Yani böyle bir durağanlık yok. Ego yüksek adam da. Arnavutluk'ta İskender Bey'den sonra en fazla iz bırakan ikinci insan komünist diktatör Enver Hoca. Enver Hoca Fransız mektebine gidiyor. Sonra Fransa'ya üniversite okumaya gidiyor. Fakat üniversitede başarısız olduğundan dolayı bursu kesiliyor. Bursu kesilince de tekrar geri Arnavutluğa dönüyor. Arnavutluğa döndüğünde burada kendisi gibi partizan olan 200 tane arkadaşıyla beraber Arnavutluk Komünist Emek Partisi'ni kuruyorlar. 1941 yılında ve daha sonra Yugoslavya'nın da desteğiyle 1944 yılında iktidara geliyor ve Emek Partisi'nde genel sekreter oluyor. Enver Hoca iktidara geldiği vakit Leninist olarak geliyor. Daha sonra Stalinist oluyor.
Rusya ile arası bozulduktan sonra bu sefer Mao'cu oluyor. Çin ile tekrar arası bozuluyor. Arası bozulunca da bu sefer kendi komünist rejimini ülkede inşa ediyor. Ve tarihteki belki en katı rejimlerden bir tanesini inşa ediyor. Ülkeyi tamamen dışarıya kapatıyor. Yurt dışına çıkışları yasaklıyor. Mülkiyet edinmeyi yasaklıyor. Ve bütün zenginlerin mallarına el koyuyor. Bunların hepsini kamulaştırıyor. Ve tarihte çok katı bir rejim uygulayarak halkını en çok ezen diktatörlerden bir tanesi oluyor. Enver Hoca kendine muhalif kim varsa bütün diktatörler gibi onları yok ediyor. Ya çalışma kamplarına gönderiyor ya da öldürüyor. Ülke insanına devamlı şunu dikte ediyor. Dünyadaki en refah ülke Arnavutluk. Bizim ülkemiz cennet gibi ve bu cennet gibi ülkeye dışarıdaki bütün ülkelerin hepsi düşman. Dolayısıyla bize her an saldırabilirler. Bunun için önlem almamız lazım diyor. Ve akıllara ziyan, o zaman için belki 2 milyon nüfusu olan Arnavutluk'ta tam 173 bin tane sığınak yaptırıyor. Bu sığınakların adına bunker diyorlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz sığınaklardan. Söylediğim gibi o 173 bin akla ziyan kümbetlerden, bunkerlerden bir tanesine giriyoruz. Buradaki resimler de öldürmüş olduğu entelektüellerin resimleri. Ve bayağı bir insan öldürmüş muhalif. Bu bunkerlerin sağlamlığını ölçmek için de sağlam olarak içerisinde mimarlarını veya artık mühendislerini koyuyormuş. Yukarıdan aşağı bombayı bırakıyor. Eğer onlara bir şey olmazsa tamam sağlam diyoruz. Enver Hoca kendine muhalif olan insanlardan, özellikle entelektüel ve zenginlerden çok insan öldürmüş. Fakat 5500 tanesinin ismi tespit edilmiş. Onları da böyle odalarda isim isim sergiliyorlar. Bu sığınaklardan bir tanesinin maliyeti bir apartman maliyeti kadar. Ve devletin tam 10 yıllık milli gelirinin tamamını bu bunkerleri yapmaya harcıyor. Burası da rejimin toplantı salonu oluyor. Buradan ülkeyi idare etmek istemişler. Bu bunker o zaman için bütün yöneticilerin saklanıp ülkeyi idare edecekleri bunker olarak yapılmış. Bunkerin bu odasında da Enver Hoca'nın polis teşkilatını göstermişler. Gördüğünüz gibi elinde jop orada bekliyor. Enver Hoca yurt dışına çıkışları tamamen yasaklıyor. Ülkeden kimse yurt dışına çıkamıyor. Hatta sınırlarda böyle tel örgülerle beraber özel köpekler yetiştiriyorlar. O köpeklerle sınırdan insanları yakalayıp yakaladıklarında ya hapse atıyorlar ya öldürüyorlar. Burada yazdığına göre sınırlardan geçerken öldürdükleri insan sayısı 998. Sadece ülke dışına çıkma değil, zaten çıkamıyor insanlar. Ülke içerisinde de şehirden şehire geçerken insanlar ellerinde pasaportlarla geçiyorlar. Enver Hoca'nın paranoyaklığını çok güzel anlatan bir hikaye var, onu paylaşmak istiyorum. Enver Hoca Çin'le arasının kötü olduğu bir zamanda eve geliyor. Evde karısı Necmiye tabii Enver Hoca'nın dertli olduğunu görüyor, endişeli olduğunu görüyor. Ve nedenini soruyor. O da Çin'le aralarında işte sıkıntı olduğunu ve Çin'e savaş açacağını veya Çin'in ona savaş açacağını söylüyor. Necmiye Hanım da tabii diyor ki sen çok güçlüsün diyor. Biz büyük bir devletiz. Neden korkuyorsun? Enver Hoca'nın cevabı ise ben Çin'le olan savaştan korkmuyorum. Savaş sonrasında esir olacağımız 1 milyar Çinliyi nereye yerleştireceğiz? Onun derdiyle dertleniyorum diyor. Burası nezarethane, burası da sorgu odası. Muhalif insanları buraya topluyor, sorguluyor ve hepsini itirafçı yapıyor. Onlardan aldıkları isimlerle de tekrar başkalarını tutuklayıp buraya getiriyorlar. Ülkedeki bunkerlerin içerisinde burası en özeli. Çünkü burada o zamanki bütün yöneticilerine hepsinin sığınak olarak kullanabilecekleri bir yer olarak burası yapılmış. Mesela şuradan geçtiği vakit hemen yanında İçişleri Bakanlığı var. Buradan direkt İçişleri Bakanlığı'na geçiyor. Enver Hoca 41 yıl ülkeyi tamamen dışarıya kapalı bir şekilde bugünkü Kuzey Kore gibi yönetiyor ve 1985 yılında ölüyor. Öldükten sonra 6 yıl daha komünizm devam ediyor ve 1991 yılında öğrenci hareketleriyle başlayan halk devrimiyle
ülke demokrasiye geçiyor. Enver Hoca, mülkiyet edinme ve yurt dışına çıkma yasağıyla beraber dini de yasaklıyor. Yani herhangi bir vatandaş, herhangi bir din mensubu olamaz, yasak. Ve 1967 yılında ülkenin resmi olarak ateist olduğunu ilan ediyor. Yani tarihte ülkesini ateist olarak kanunen ilan eden tek diktatör oluyor. Tabi bunu birden yapmıyor. 1944'ten 1967'ye kadar halkı buna hazırlıyor. 1967'de ateizmi ilan ettiği vakitte halkın herhangi bir tepki olmuyor. Ülkedeki bütün cami ve kiliseleri yıktırıyor. Sadece şehir merkezlerinde birer tane cami ve kilise böyle müze gibi bırakıyor. Şimdi bizde Tiran'da bırakmış olduğu, müze gibi bırakmış olduğu Ethem Bey Camisi var. Bu camiyi ziyarete geçiyoruz. Komünizmin yaşandığı Enver Hoca zamanında yıkılmayan tek cami Ethem Bey Camisi. 230 yıllık bir cami. Caminin bulunduğu yer de tam böyle meydanın kenarı. Aslında konum olarak çok güzel bir yerde. Caminin restorasyonu da Türkiye tarafından yakın zamanda yapılmış. Şehirde görebileceğiniz en ilginç binalardan bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz piramit. Bu piramidi Enver Hoca tıpkı firavunlar gibi kendisi ve karısı için anıt mezarı olarak yaptırıyor ve buraya gömülüyor. Daha sonra komünizm gittikten sonra da buradan alınıp herhangi bir devlet mezarlığına gömülüyor. Yani öldükten sonra diktatörlüğü işe yaramamış. Piramit şimdilerde belediyeye aitmiş. Belediyenin teknoloji merkezi olarak kullanılıyormuş. Tiran'ı gezdikten sonra Tiran'a sadece 30 kilometre uzaklıkta olan antik bir şehir, Romalıların kurmuş olduğu bir şehir, Duras şehrine geldik. Tiran'dan sonraki en büyük şehir oluyor ve gerçekten çok güzel bir şehir. Bir antik bir şehir olmakla beraber aynı zamanda burada liman şehri oluyor. Belki Balkanların Adriyatik'e açılan en önemli limanı burası. Arnavutluk'ta Akdeniz iklimi var. Yani ılıman bir iklim. Çok güzel bir iklimi var. Kışları dahi ılıman geçiyor. Hatta Avrupa burayı, yani Arnavutluğu bir anlamda turizm cennetine çevirmek istiyor. Zaten Arnavutların da Avrupa'ya serbest dolaşım hakları var. Yani burada pasaportlarıyla çok rahat Avrupa'yı dolaşabiliyorlar. Arnavutluk Tiran'ı gezdik. İskender Bey ve Enver Hoca'yı konuştuk. Tiran'ın güzelliklerini göstermeye çalıştık. Sabırla izlediğinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. Ama son olarak bir hatırlatma da yapmış olayım. Eğer takip edip bildirimleri açarsanız da sevinirim. Dünya Alem, hoşça kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.